Display inline'ı göstereceğim arkadaşlar. Display kavramından bahsedeceğim. Şöyle o tarafa geçeyim mi, geçmeyeyim mi? Şu an meçhul. Hemen şöyle bir kutucuk yapalım isterseniz. Sonra o olaya geçelim arkadaşlar. Şöyle bir kutucuk yapalım arkadaşlar. Buraya hoppa. Buraya header diyelim. Buraya footer diyelim. Header footer diyelim arkadaşlar. Şuraya section diyelim. Şuraya da site diyelim. Şöyle bir yapı oluşturalım. Yani sistem arkadaşlar bu şekilde oluşturalım. Header, footer, section. Şurada arkadaşlar side olarak adlandıralım. Bu şekilde genelde bizim web'de de kullanmış olduğumuz yeni etiketlere doğru yavaş yavaş geçiş sağlamış olalım dilerseniz arkadaşlar. Altta daha böyle şık bir tasarım varsa onu da kullanabilirim. Bakayım bir. Şöyle bir yapıyı kullanalım arkadaşlar. Bu daha şık geldi bana. Günümüz yapısını arkadaşlar bu şekilde kullanıyoruz. Bunları dille gerçekleştirdiğimizi düşüneceğiz arkadaşlar. Hızlı bir şekilde. Yapalım dilerseniz. Hemen bir klasör oluşturalım. Yeni bir klasör oluşturalım. Uygulama bazlı gidelim arkadaşlar. içerisinde daha direkt şey yapalım ya. Div. Div diye bir klasör oluşturalım arkadaşlar. Direkt div üzerinden gidelim arkadaşlar. Hemen index.html CSS style.css Evet siz de gerçekleştirin arkadaşlar. Görüntü bu. Gruptan da paylaşayım bunu. Şu yapıyı arkadaşlar dilerseniz birlikte oluşturalım. Aynı zamanda görüntümüz de burada mı? Şuradan da kalsın görüntümüz. Evet. Hemen hızlı bir şekilde başlayalım arkadaşlar. Style.css'in arkadaşlar genel yapısını bir oturtalım. Ben style.css'i arkadaşlar başlarken sağda, solda, yukarıda, aşağıda bir şey olmasın diye
ne diyeyim artık, sıkıntı yaşamasın diye arkadaşlar. Bütün her şeyi paddingini başlangıçta arkadaşlar ve marjin değerini 0 veriyorum arkadaşlar. Şu yeniden bir layout oluşturacağım ya. Padding ve marjin değerlerini arkadaşlar otomatik olarak 0 veriyorum. Bu yapıyı gerçekleştirdikten sonra hemen hızlı bir şekilde bir container yapısı oluşturalım arkadaşlar. Şuradan bir div oluşturduğumuzu düşünüp arkadaşlar hemen hızlı bir şekilde bir container oluşturduğumuzu düşünürsek bu şekilde her şeyi de içerisinde sarmaladığımız bir container olacak arkadaşlar bu. Hemen bu arkadaşı şurada oluşturalım. HTML 5 diyelim ve div layout dedim arkadaşlar. Yeni bir layout oluşturma aktivitesi. Hemen bir container'ım var arkadaşlar. Bir div oluşturdum. İsmi de class eşittir container dedim arkadaşlar. Her şeyi içinde sarmalayacağım bu container yapım arkadaşlar. Bu container yapım benim nokta container deyip hemen style atıyorum arkadaşlar buraya. Bu arkadaşın nokta container'ını width değerini %100 verirsem container'ım arkadaşlar oluşturmuş olacağım. İşte bu şekilde bir container yapısı oluşacak. Hatta bir oluştu mu oluşmadı mı bakalım. Background color işte ne diyeyim artık bir şu değeri verelim. Div'in içerisine de merhaba yazalım. Bu arada burayı bir yayınlayalım arkadaşlar. Bu arkadaşım içerisine hemen link deyip CSS'imi de atayım. CSS klasörün içerisindeki CSS diyeyim. Bakın arkadaşlar az önce padding değerini vermeden önce şunu da göstermiş olayım. Padding değerlerini sıfırlamadan önce top ve left'ten arkadaşlar boşluk vardı. Ama ben layout oluşturacağım zaman buna dikkat edeceğim arkadaşlar. Buna müsamaha göstermemem gerekiyor. O nedenle arkadaşlar ne yapıyorum ben? Başlar başlamaz padding ve margin değerlerini sıfır verip işlemlerimi gerçekleştiriyorum. Container'ımı gerçekleştirdim arkadaşlar. Bu container'dan sonra ne diyeyim artık bir alt satıra geçmesi için bir clear div oluşturuyorum. Ben genelde bu tarz olaylara giriyorum arkadaşlar. Div diyorum. Buna da class eşittir clear diyorum arkadaşlar. Clear class arkadaşlar hemen nokta clear diyorum buraya da. Bu arkadaş clear değeri bot olan bir yapı arkadaşlar. Yani bunun içerisine başka bir şey yazdığında otomatik olarak ne yapacak arkadaşlar? Şu arkadaşı kullanacak arkadaşlar. Bu benim clear yapım. Clear yapımı ben header'in içerisine işte ne diyeyim artık footer'in içerisine her şeyi arkadaşlar otomatik olarak ne yapacağım? Kullanacağım bu yapıyı. Evet. Yavaş yavaş başlayalım arkadaşlar. Hemen şuraya bir header oluşturup sonra header'dan sonra bir clear değeri vermeye. Hemen bir header'ımı oluşturuyorum arkadaşlar. Div class eşittir header. Header değerimi oluşturdum arkadaşlar. Ve bu header değerimi arkadaşlar hemen bir style atayım. Nokta header dedim arkadaşlar. Ve bu arkadaşa hemen bir width değeri atayım. Width değerim arkadaşlar 90% olsun. Yani sağdan soldan biraz boşluk bırakmak istiyorum arkadaşlar. İşte
Hatta bunu marjinle de gerçekleştirebilirim. Tam ortada olsun istersem de marjine şey değeri verebilirim arkadaşlar. Marjin dikey marjinim 10 piksel olsun. Vertical marjinim de auto olsun. Otomatik olarak teksim ne yapsın? Şuraya header yazısını getireyim arkadaşlar. Bir bu şekilde yedirim arkadaşlar. Ne yaptım? Tam olarak ortaya konumlandırdım. Yani bunu bir background verirsem daha rahat anlarsınız. Text yerine buraya logo falan gelecek. Şuraya bir background color vereyim. Şu rengi vereyim arkadaşlar. Şurada da içeriği yazayım bir. Tam ortada olduğunu görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Tam ortada olduğunu görüyorsunuz. Şu kısmını da arkadaşlar ona göre ne yapabilirim? Margin değerimi de 0 verebilirim. Şöyle tam ortada bir header yapısı başlatmış oldum. Bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Bu header'ımın içerisinde arkadaşlar bir logo oluşturayım. Logo olacağı bir bölüm sol tarafta. Sağ tarafta da işte ne diyeyim artık reklam veya benzeri bir şey varsa ya da sosyal medya hesabı gibi veya benzeri bir yapı varsa onu da ne yapacağım? Sağ tarafa ayarlayacağım arkadaşlar. Bu şekilde header kısmını da ne yapacağım? İkiye bölmüş olacağım arkadaşlar. Şurada Hocam birazcık mola verebilir miyiz? evet bir ara verelim. 20 da 20 geçiyor. Ara verelim. 20 kaç? 40 geçe tekrar bir araya gelebiliriz arkadaşlar. Tamam hocam teşekkür ederim. Hadi görüşürüz. Tam olarak kafada oturtması gerekiyor. Eğer herhangi bir eksik varsa sıfırdan başlayabilirim arkadaşlar. Div olayını herhangi bir eksiğiniz varsa sıfırdan anlatmaya başlayabilirim arkadaşlar. Şuradan layout oluşturma aktivitesi bizim için önemli çünkü header, now, section, aside ve footer kavramı arkadaşlar bizler için değerli. Herhangi bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. O yüzden ben bu kaldığımız yerden devam ediyorum o zaman arkadaşlar. Evet, header'dan bahsediyorum arkadaşlar. Hemen header'ı oluşturayım. Header'ın içerisinde bir de bir div daha oluşturacağım için header'ın içerisinde bir de logo isimli bir yapı oluşturacağım arkadaşlar. O yüzden ne yapıyorum ben? Header'ı arkadaşlar şuradan alayım bir. İki tane div oluşturacağım header'ın içerisinde arkadaşlar. Class eşittir logo değil. Class eşittir write diyeyim arkadaşlar. Header'ın write'ı ve header'da bir logo kullanım. Hatta buraya left de diyebilirim arkadaşlar. Burada logo kullanımı gerçekleştireceğim. Hemen bunu nasıl gerçekleştireceğim ona bakalım arkadaşlar. Hemen bir nokta header'ın içerisinde arkadaşlar nokta left diye bir tane yapı oluşturuyorum. Ve bu arkadaşa diyorum ki senin genişliğinin acı 30 yüzde ve float'un da
left olsun. Evet, float left yapıyorum arkadaşlar. Ve hemen header'ın right kısmına da arkadaşlar. Hatta buraya bir background ekleyelim. Background color. Bir aqua ekleyelim. Bir de bu arkadaşın right kısmında oluşturalım arkadaşlar. Bu arkadaşımız da %70 olsun. Background'ı bunun diyelim ki azure olsun. Yani birbirinden farklı olması için böyle bir olaya girdik. Hemen buraya logo dedim arkadaşlar. Buraya da dedim ki advertising dedim. Şöyle bir olaya girdim. Gördüğünüz arkadaşlar ben header kısmını belli bir şeye getirdim. Burada ben hemen dilerseniz bir image ekleyebilirim. Şurada image klasörün içerisinde arkadaşlar hemen bir image'in içerisine bir imaj ekleyeyim. Bir logo ekleyelim. Üçüncü bin yıl diyelim arkadaşlar. Esmi farklı kaydet dedik. Ama dedik ki bu arkadaşın adı logo.png. Bu arkadaşı aldım. Image klasörün içerisine attım. Hemen şuraya logo kısmına bu arkadaşı atayalım arkadaşlar. Image klasörün içerisinde logo.png dedik arkadaşlar. Ve benim buradaki Divla hayatımda arkadaşlar şu arkadaşı şuraya getirmiş oldum. Background'ını değiştirebiliriz arkadaşlar bunu hemen. Sadece o farklılığı görmeniz için yaptım. Buraya bir padding 20 piksel verebilirim arkadaşlar. Padding 20 piksel verdiğimde şeyi açtı herhalde. O yüzden iptal edeyim. Padding kısmını arkadaşlar 20px 0px şeklinde vereyim. Sağdan soldan herhangi bir alan oluşturmasın. Şu şekilde arkadaşlar bu logomuzu oluşturduk arkadaşlar. Buraya da herhangi bir içerik koymak istersek ileride rahatlıkla bunu ekleyebileceğiz arkadaşlar. Bu bize kalmış bir durum. Şu an ben ne yaptım? Konumlandırma aktivitemi bu şekilde gerçekleştirmiş oldum. Buraya hemen bir nav ekleyelim arkadaşlar. Şurada ben div kullandım. Aslında clear olayını kullandım. Şurada nav'ı şurada da gerçekleştirebilirim aslında. Nav'ın içerisinde de bu sıfırlama aktivitesini gerçekleştirebilirim. Hemen nokta nav diye bir class oluşturup
Burada clear what deyip clear what deyip arkadaşlar ne yapabilirim? Temizlik işlemini gerçekleştirebilirim. Yani sağdan soldan temizledim acı. Ben artık bu nav kısmına, vidit kısmına %100 diyebilirim. Bunu da isterseniz gene margin gibi yapabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Bu kullanım şeklinde gerçekleştirebilirsiniz arkadaşlar. Hemen buraya bir liste oluşturalım arkadaşlar. Tuna nav yapısına bir div oluşturdum. Hemen bir UL LI çarpı 5 taneden oluşan arkadaşlar bir menü oluşturalım. Ana sayfa kurumsal hizmetler blok ve iletişim şeklinde arkadaşlar. Şu an ilk etapta bu arkadaşların genel görüntüsü bu. Şu arkadaşa bir header'a bir şey vereyim arkadaşlar. Head vereyim. QSPX dersen arkadaşlar. 120px dersen. Bu menü buraya gelmiş oldu. Şurayı da ben istersen daha sonra bu ayarlama işlemlerini gerçekleştirebilirim. Yükseklikleri ve benzeri şeyler arkadaşlar buradan gerçekleştirip işlem yapabilirim. Buraya koyacağım içeriğin işte ne diyeyim artık float'unu right yapıp image konumlandırmasını da ona göre gerçekleştirebilirim. Şu an bu nav'ı gerçekleştirelim arkadaşlar. Nav'ı bir düzenleyelim. Hemen nav'ın içerisindeki nokta nav'ın içerisindeki ule'yi düzenleyelim arkadaşlar. Çünkü bir ule oluşturdum arkadaşlar. Hemen bu ule'yi düzenleyelim. Öncelikle ben şu listeden kurtulmam lazım arkadaşlar. List style type dediğim bir seçenek var. Bu list style type'ından yapıp şu başındaki noktalardan bir kurtuldum arkadaşlar. Şuradaki baştaki noktalardan kurtuldum. İkincisi arkadaşlar benim layer'leri şuradaki layer'leri arkadaşlar yani nav ul li olayında arkadaşlar hemen gerçekleştirmem gerekiyor. Display inline deyip arkadaşlar inline block yapalım şunu. Doğru yerde işlem yapıyor muyum? Margin'i out yaparsam bu yaptım. List type'ları 0 yaptım. Bu arkadaşın bidit değerini ayarlamıştım %80. %80'in viditini %100 yapayım arkadaşlar. Bunların burada bir sıkıntı mı var? List type line dedim. Margin'i out yaptım. Sonra vidit'i %100 yaptım.
Display inline dediğimde bu arkadaşların aşağıya yan yana gelmesi gerekiyor. Neden gelmediler? Doğru yere koydum mu bunları ben? Pardon. Class eşittir. Now demeyi unutmuşum arkadaşlar ya. Class eşittir now demeyi unutmuşum. O yüzden bu kadar uğraştım. Değişiklik meydana gelmiyor bakıyorum. Evet. Bu çözümlemeyi de yaptık. Hemen bu arkadaşların bir padding değerini arkadaşlar ayarlayalım. Yani şeyle içerik arasındaki değişikliği. Yani bunu 20 px yukarıdan aşağı, sağdan sola da 40 px yaparsak biz bu işi kurtarmış oluruz. Şu arkadaşın text align'ını center yaparsak onu da ortalamış olduk arkadaşlar. Bu şekilde bir yapı oluşturmuş olduk. Şu arkadaşın içeriğini şu an koymayalım. İlerleyen zamanlarda istediğimiz herhangi bir şey rahatlıkla koyabiliriz. Sıkıntı yok. Şu CSS'lerin background'larını bir iptal edeyim arkadaşlar. Sadece farklılıkları görmek istediğim için oluşturmuştum. Şöyle bir yapı oluştu. 120 biraz fazlaymış şuraya vermiş olduğum. Onu da 100 yaparsam. 80 yaparsam. Hatta 90 piksel yaparsam daha keyifli olur arkadaşlar. Şöyle bir yan yana inline olayını gerçekleştirdik. Bu display'i inline yapmasaydım arkadaşlar, bu arkadaşlar bu şekilde olacaktı. Inline yaptığım için genelde bazen inline blok da kullanıyoruz arkadaşlar, bilginiz olsun. Yan yana getirmiş oldum arkadaşlar. Şu an için işlemlerimi yavaş yavaş devam ettireceğim. Hemen bu arkadaşların içerisinde arkadaşlar bir tane link oluşturalım. Nokta nav'ın içerisinde, ul'nin içerisinde, l'nin içerisinde bir a olsun arkadaşlar. Ve buradaki index.html şura yine A ekleyelim arkadaşlar. Kurumsal nokta HTML. Bu tarz bir aktiviteyi link verme olayında göstermiştik size. Hemen bir A verelim arkadaşlar. Hizmetler nokta HTML. blog.html iletisim.html. Şöyle bir link yapısı arkadaşlar oluştu. Linklerle ilgili CSS aktivitelerinde şu olay çok önemli. Birincisi text decoration arkadaşlar none yapıyoruz. Bu bizim için önemli bir olay. Linklerle ilgili birinci aktivitemiz. İkincisi adam genelde küçük harf de girse, büyük harf de girse büyük harf isteyebiliriz arkadaşlar. Text transformumuzu uppercase yapalım mesela. Buradan girilen değere göre bize ne yapsın?
bu işlemi gerçekleştirsin. Şu arkadaşın arka planlarını kırmızı yapacağım. Şu link aktivitelerin arka planlarını kırmızı yapacağım arkadaşlar. O yüzden ona göre işlem gerçekleştireyim şu an. Neylerimiz? Background color. Şöyle yaparsam şöyle bir görüntü elde ederim arkadaşlar. Görebiliyorsunuz. Şimdi bu arkadaşların color'larını da ona göre ne yapacağım arkadaşlar? Beyaz yapmak mantıklı geldi bana. Şöyle bir beyaz link yapısı oluşturdum. Üzerine geldiğimde arkadaşlar biraz hafif kırmızı olsun isteyebilirim. O zaman A2 nokta üst üste hover yapıyorum arkadaşlar. Burada sadece rengi değiştireceğim. Buradan şöyle bir renk yapısına getirebilirim arkadaşlar. Şöyle yaparsam gray unutmuşum. Hover yaptım arkadaşlar. Şöyle oldu. Bunu tabii kendiniz farklı bir şeyle yapabilirsiniz arkadaşlar. Değişiklik yapabilirsiniz. Bu size kalmış bir durum. İşte üzerine geldiğimde bu renk bu şekilde olsun falan gibi bir olaya girebilirsiniz. Sizinle ilgili bir durum. Şöyle bir bağlantı gerçekleştirdim. Hatta şu arkadaşın navın margin kısmına da şöyle bir 10 versem güzel olur diye düşündüm şimdi. Şurada bir boşluğum olsun en azından. Şöyle bir link yapısı kazandırmış oldum arkadaşlar. Siz isterseniz şöyle bir şey yapabilirsiniz. Şu L'nin üzerine geldiğinde de bir renk değişikliği meydana getirebilirsiniz arkadaşlar. Ben sadece linkte meydana getirdim. Siz şurada L'nin üzerine geldiğinde L'yi hover olduğunda L'yi 2 nokta üstte hover olduğunda arkadaşlar buraya bir background color'ını mesela işte ne diyeyim artık siyah yapabilirsiniz. Şöyle olabilir arkadaşlar. Görebiliyor musunuz? Yani illahi şu arkadaşın renginin değişmesine gerek yok. Hatta şu arkadaşı mesela iptal bile edebilirim. Daha güzel oldu gibi geldi bana. Yani şöyle daha mantıklı oldu. Bu maviyi kullanıyorsam logomda mavi olsun diyebilirim arkadaşlar. 00F diyebilirim. Hatta şu arkadaşın rengini alabilirim. Image Picker diye bir eklenti var. Chrome'un şunun eklentisi de var. Kullanabilirsiniz arkadaşlar. Şuradaki rengi yakalamak için kullanabileceğiniz bir şey. Genelde ben tasarımlar arkadaşlar buradaki renge dikkat ederek gerçekleştiriyorum. Şöyle bir şey yapabilirim. Şu renk kullanılabilecek bir renkmiş. O değil de şunu kullanmak daha mantıklı olur diye düşündüm. Evet, şöyle bir olaya girmiş olabiliriz arkadaşlar. Şöyle de bir link aktivitesi gerçekleştirdik. Şu alan biraz size fazla gelirse bunları bir değişiklik yapabilirsiniz. Diyelim ki 10 piksel yapabilirsiniz. Biraz daha ince bir yapı üzerinden gidebilirsiniz. Bu işlem tamamsa arkadaşlar hemen şeye geçiyorum. Main kısmına geçiyorum. Main'i oluşturmaya geçiyorum arkadaşlar. Hemen bir evet clearboard olayını burada kullandım. Hemen bir main oluştururken de hemen bir gene clearboard olayına girebilirim arkadaşlar.
şu yapının aynısını burada da oluşturabilirim. İsmi main olsun. Bu arkadaş %100 olsun. Yani şunu konumlandırmama şudur budur gerek yok. Şöyle benim için yeterli bir main alanı. Hemen gidiyorum div'in içerisinde. Now'dan sonra bir main oluşturuyorum arkadaşlar. Class eşittir. Main oluşturma arkadaşlar. Main'den sonra hemen bir section ve bir aside olmak üzere iki tane bölüm oluşturacağım. Hemen hızlı bir şekilde iki tane div oluşturuyorum. Class section. Div class aside olarak. Bu derslerimizde arkadaşlar yavaş yavaş şey yapacağız. Tek düze gidecek. Ondan sonraki derslerde birlikte arkadaşlar. Bu arada ben yaparken sizler de uygulamayı geliştirin. Kendinize göre revize edin. Bu olayları çok kullanacak mıyız? Bu olayları sadece aslında bir tane bize verilen bir temayı editlemek için kullanacağız. Ya tutup da sıfırdan Amerika'yı keşfetmeye gerek yok arkadaşlar. Biz hazır tema yapılarını kullanacağız. Bu hazır bu tema yapıları üzerinde editleme işlemi gerçekleştireceğimiz zaman da ama bu yapılar hakkında, bu durumlar hakkında, bu CSS hakkında mutlaka bilgi sahibi olmamız gerekiyor. O nedenle gösteriyorum. İşin dediğim gibi JavaScript tarafına geçtiğimizde uygulamaları birlikte gerçekleştireceğiz. Sürekli motomot birlikte gideceğiz. Bu step tarafında yine aktif bir şekilde birlikte bir proje geliştireceğiz. Bu şekilde işlerimize devam edeceğiz. Bilginiz olsun. Şu an bir tek düze ders işleme modunda gidiyor gibiyiz. Ama ilerledikçe arkadaşlar bu proje bazlı çalışmaya gittikçe herkes mutlaka uygulamasını geliştirmeye çalışacak. Siz şimdiden kendinize belirleyin arkadaşlar. Bir web sitesi, bir sektör. Yavaş yavaş kendi projenizi oluşturmaya başlayın. Bilginiz olsun. Şimdi ben arkadaşlar main tarafını oluşturuyorum. Main section'ı oluşturuyorum. Sonra da main aside'ı oluşturacağım. Hızlı bir şekilde yapıyorum. Main tamam. Main'den sonra arkadaşlar bir section oluşturuyorum. Buradaki left right gibi arkadaşlar. Buraya section diyeyim. Şuraya da aside diyeyim arkadaşlar. Section biraz yüksek olur. 65'e 35 genelde ben kullanıyorum arkadaşlar. 65'e 35 kullanım genelde kafidir arkadaşlar. Section içerisinde de aside'ın içerisinde de bu tarz kullanım gerçekleştirebilirsiniz. Hatta aside'ı direkt float right deyip direkt sağa dayayabilirsiniz. Diğer tarafını da sola dayayabilirsiniz. Şurada içerik gerçekleştirelim. Herhangi bir padding değeri verdim mi burada? Evet, şurada padding değeri verdiğim için. %65'e %35, %100 içerik verdik değil mi bunun içerisine? Herhangi bir padding değeri vermedik. Bunu right dersem. Burada doğru mu yazdım? Section aside, section side, section diyeyim. Orada aldığım hata ne? Bir background color vereyim arkadaşlar ben. Header'ın, ha pardon, main'in içerisinde arkadaşlar ya. Main, main. Kopyalayınca, editlemezseniz
Böyle sıkıntılar yaşayabilirsiniz arkadaşlar. Evet. Bu olayı da gerçekleştirmiş olduk. Buradan siz istediğiniz ayarlamayı gerçekleştirebilirsiniz. Mesela background color'a bir bileyim. Da şöyle bir şey diyeyim. Diyelim. Şurayı şöyle, şurayı böyle yapabilirsiniz. Buraya bir hit değeri verip sabit bir içerik oluşturabilirsiniz. Buraya da biz genelde min hit diyoruz arkadaşlar. Min hit eşittir 400 piksel diyebiliriz arkadaşlar. Bu arkadaşımızın min hit değeri bu şekilde ayarlanmış olur. Birini ayarlarsam diğerini de ayarlarım zaten. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar bu şekilde bir ayarlama meydana geldi. İşte section içeriğini buraya yazacağız. Diğer içeriği de arkadaşlar buraya yazabiliriz. Bilginiz olsun. Sonra bir de footer'ımızı oluşturalım. Class eşittir footer dedim arkadaşlar. Bir de işin footer tarafını oluşturayım. Nokta footer. Widget %100 olsun arkadaşlar footer'da. Direkt text align'ımız center olsun. Bu şekilde bir ayarlama yapabiliriz. Buna bir background color verebiliriz. Yukarıdaki rengin aynısını verelim arkadaşlar. Daha içeriye de arkadaşlar. End copy noktalı virgül dersem bana şeyi getiriyor. 2021 tüm hakları saklıdır diyebilirsiniz arkadaşlar. Deyip bir görsel kısım oluşturabilirsiniz. Bu arada footer'ımız nerede? Footer class footer. Burada clipboard yapıp arkadaşlar bu şekilde ayarlama yapabilirim. Hatta buraya bir hit değeri vereyim. 50 pikselli bir hit değeri verirsem arkadaşlar burayı da bu şekilde ayarlamış olurum. Hatta burada margin verebilirim. Şuradaki marjinin aynısını, marjin yapısının aynısını kullanabilirim. On piksel auto deyip arkadaşlar, bu arkadaşları birbirinden ayırabilirim. Main'le footer'ı arkadaşı da gene 10 piksel auto deyip main'i oluşturayım arkadaşlar. Footer'da main'de tamamdır. Bir
sıkıntımız yok. Her şey keyifli. Buraya mean hate değerini biraz daha yükseltebiliriz arkadaşlar. Buradaki mean hate'i 450 versek biraz daha sıfırlar gibi geliyor bana. Padding verelim arkadaşlar. Şu olum değişikliği burada görüntülemiyorum ben. Footer çağırırken footer olarak çağırdım. Nokta footer. Tamam. Okey. Evet arkadaşlar. Bugün göstermek istediğim bölüm bunlardı arkadaşlar. CSS'in aktif kullanımı ile ilgili bir çalışmaydı. Basit bir çalışma arkadaşlar. Burada hem konumlama hem div kullanımı hem liste kullanımı ile ilgili size bilgi vermek istedim. Yarın itibariyle arkadaşlar bu strepe giriş yapacağız. Tabi bu süreçte sizin aklınıza takılan herhangi bir CSS ile ilgili bir soru olursa cevaplamak için elimden geleni yaparım arkadaşlar. Benim anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar bugün. Siz de bu görüntüyü oluşturup üzerinde editleme gerçekleştirebilirsiniz bu tarz bir görüntü oluşturup. Yarın bu strepe girdiğimizde zaten bu tarz şeylerin bizim için çok daha ne diyeyim artık önem arz etmediğini, bu step'in bizler için güzel, keyifli, rahat bir yapı oluşturduğunu da görmüş oluruz.